hani buna bir evlendirme diyerek tırnak içerisinde hani o kurumun şeyiyle meşrulaştırmamak gerekiyor. Yani 6 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından, yani İsmail Ağa Cemaatine bağlı, bunun da altını çizmek gerekiyor. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kendi 6 yaşındaki çocuğunu cinsel istismara açık hale getiren bir organizasyonun içerisine giriyor. Bunu aslında Aynen. duyduğumuzda yani hepimiz bir kere çok kahrolduk yani. Ve bu ülkenin bir kez daha laiklik çizgisinden ayrılmaması gerekiyor ve laikliğin ne kadar önemli olduğunu, bu tarikatların çünkü sadece bu bakış açısıyla değil, yani bu olayda değil, birçok yerde benzer istismar süreçleri kamuoyunun gündemine yansıdı. Tabii bu noktada da belki Cumhuriyet'in çocuk politikasını hatırlamak, yani o himayeyi etfal cemiyetinden Hiranur Vakfı'na kadar gelen ve çocuklarımızı hani koruyup kolladığımız, böyle gerçekten sağlıklı ruh ve beden sağlığının bir arada büyütebildiğimiz, öyle hedeflerimiz olan bir süreçten nasıl biz Hiranur Vakfı'nın işte kurucusunun kendi 6 yaşındaki çocuğunu istismara açık hale getirecek bir noktaya geldiğinin altının çizilmesi gerektiğini düşündüğüm için aslında bugün biraz böyle himayeyi etfal cemiyeti üzerinde duralım ve Cumhuriyet'in aslında çocuk politikalarının ve sosyal devlet anlayışının ilk adımları olan bu cemiyetin bakış açısını işte düşünün 100 yıl öncesine, 100 yıl geriye giderek Çok bakalım ve Türkiye'yi getirdikleri canım, o bu karanlığın, çok özel bir durum. evet, o Evet, karanlığın öksüz 100 yetim yıl ve değil kimsesiz çocukları 400 yıl, koruma 500 görevi. yıl geriye götürdüğünün altını çizmek için aslında gerçekten Çok önemli. yani vicdana sığmıyor, hukuka sığmıyor böyle bir şey, insanlığa sığmıyor. Yani nasıl bir ebeveyn çocuğunu bu şekilde bir istismara açık hale getirebilir, bilemiyorum. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yani Organize kötülük, yani zincirleme kötülük bu. Üst üste ebeveynler böyle. Onu alan ve istismar eden öyle, buna göz yuman, işte doktorundan yargısına kadar, bakanına kadar, bakanın açıklamalarını duydunuz. Gerçekten zincirleme bir kötülük var karşımızda ve bu zincirleme kötülüğü yaratan bir ortam, bir siyasal iklim var. Bu siyasal iklim değişmediği sürece, yani çok bugün doğru Hiranur söylüyorsun. Vakfı'nın kurucusunun 6 yaşındaki çocuğun istismarı ortaya çıkabilir. Yani başka bir tarikatın ya da başka bir yapının. Çünkü sistemin kendisi bunu üretebilecek potansiyele açık yani. Söylemlerle, bugüne kadar yaptıklarıyla, İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasıyla, laikliğin işte sürekli yani yok edilmek istenmesiyle gerçekten ortam buna müsait noktaya getiriyor. Yani iktidarın uyguladığı bütün bu politikalar toplumu işte 400 yıl geriye götürebilecek bu insanlık dışı o şeylere, yaklaşımlara ortam sağlıyor maalesef. Tezcan Hanım, tabii bu himaye etfal cemiyetinin çok özel bir durumu var. Amaçlarını gerçekleştirmek için ana bakım evleri, aş evleri, parasız banyolar, süt damlaları, gündüz bakım evleri, poliklinikler ve ana kucakları açılmış. Yani gerçekten ana, bu kadar net, o kadar güzel bir durum ki, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteklediği ve 1920'lerden itibaren tüm çağdaş kurumlarıyla yapılanmaya başlayan modern yeni Türkiye'nin sosyal hizmetlerini düzenleme görevini de üstlenmiş bu özellikle Türkiye Himaye ve Etval Cemiyeti. Şimdi geldiğimiz noktada ya bunu nasıl tanımlamak lazım? Ben Ne şunu demek lazım? söyleyebilirim. Bu bir tek de Yani değil. aslında 100 yıl önce Cumhuriyet'in işte o kuruluş sürecindeki bütün politikalar, o kurucu değerleri dediğimiz kuruluş politikaları aslında oradan buraya, buradan oraya baktığımızda bugün işte 21. yüzyıldayız. Ama 20. yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki bütün politikaların bugün 21. yüzyıldaki karşı karşıya kaldığımız durumdan çok daha ileride olduğunu gösteriyor. Yani
işte o Kurtuluş Savaşı sonrası yanmış, yıkılmış bir ülkede yüz binlerce çocuğun kimsesiz ve yetim kaldığı bir dönemde Cumhuriyet'in çocuklarına verdiği değeri görebiliyoruz biz. Yani o çocukların, o çocuk politikalarının hayata geçirilişi, devrimin kadrolarının adanmışlığı ve bu adanmışlık üzerinden aslında Anadolu'nun işte emanet edilen evlatlarının bakımı, eğitilmesi, ruh ve beden sağlığının bütün bir şekilde büyütülmesi ve bir gelecek oluşturulması için yapamayacakları şey yokmuş mesela ki bu süreç içerisinde işte Atatürk'ün gerçekten himayeyi etfal cemiyetinin kurulmasına öne yap olması, yine aslında devrimci doktor olarak tarihe geçen Fuat Umay'ın işte çocuk politikalarına yönelik kaynak sıkıntısını aşabilmek için Amerika'ya gitmesi, günlerce oradaki işte Türklerle, yabancılarla toplanarak bağış toplaması, oradan getirdiği parayla bu işte çocuk politikalarını hayata geçirecek mekansallıkları kutlamış olması gerçekten inanılmaz bir sürecin ifadesi. Yani devrimin çocuk politikaları ve çocukların sağlıklı gelişimine dair neler yapabileceğini, ama bu politikayı sadece bir yazılı anlatma değil. Bakın, bu mekansallık çok önemli. Yani bugün işte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken söylenen şeyler, vizyonlar, açıklanan her türlü şeyin bir mekansallığının olması gerekir. Çünkü mekanın kendisi iz bırakır. Hafızadır çünkü o. Bugün bizi mesela Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne bir anda götüren şey mesela Ankara'daki Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası'dır mesela. Atatürk Çocuk Yuvası'dır. 1921'lerde kurulmuş o Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin işte Fuat Umay'ın, devrimci doktor Fuat Umay'ın isminin de verildiği Umay Pavyonu olarak bilinen Atatürk Çocuk Yuvası'dır. O mekan üzerinden izini sürdüğünüzde Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin çocuk dostu, aslında bugün Türkiye'de hani dünyada tartışılıyor bu çocuk dostu mekanlar, çocuk dostu kentler, çocuk dostu kavramı. Ama Türkiye'de bugün bunun izlerini göremiyoruz, ama Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında bunu görüyoruz mesela. Çocuk dostu bir cumhuriyet kurmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? O gün yetim ve kimsesiz çocuklarının geliştirilebilmesi, sağlıklarının daha iyi şekillenebilmesi için çocuk hastaneleri, çocuk dispanserleri kuruluyor. Kültürel ve bilimsel açıdan daha iyi gelişebilmeleri için çocuk kütüphaneleri. Bugün bir elin parmaklarını geçmez çocuk kütüphanelerimiz kaç tane vardır derseniz, mesela ben Ankara'da bir tek Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi'ni biliyorum. Küçük Esat'ta. O dönemde her yerde çocuk kütüphaneleri kurulmuş. Çocuk müzeleri kurulmuş. Bugün çocuk müzesi yok mesela Türkiye'de. Yani değişik alanlarda fen, bilim, işte doğa, tarih, bunların hepsini çocukların müzelerden öğrenebileceği çocuk müzeleri yok. Çocuk yuvaları yine keza o dönemde Anadolu'nun her yerinde kurulmuş. Bakın bugün çocukların okula aç gittiği konular konuşuluyor. O dönemlerde talebe sofraları kuruluyor. Bütün illerde çocuklar aç kalmasın diye aş evleri kuruluyor. Yine Cumhuriyet'in o ilk yıllarında hani bebeklerin o süt sorunundan kaynaklı süt eksikliği yaşanmasın diye süt dağıtım merkezleri, süt damlaları üzerinden kuruluyor. Çocuk bahçeleri, işte hijyene yönelik sıhhi banyolar, bunların konaklaması için pansiyonlar, kreşler, oradaki yemeklerini yapabilecekleri yiyecekleri, ekmek fırınları. Bakın, çocuğun doğayla sevgi kurabilmesi, doğayla iyileşmesi için, aslında sevgisini ona paylaşması için sebze bahçeleri kuruluyor. Yani çocukların sebze yetiştirmesi, ağaç yetiştirmesi, seraların olması, misafirhanelerin, işte yüzme havuzu, kum havuzları, sinemalar. Ya bütün bunlar aslında baktığınızda o çocuk politikalarının nasıl çok değerli ve çocuk dostu olduğunu mekanın kendisinden okuyorsunuz mesela. O dönemde işte hemşire kolejlerinin olması, bakıcı okulunun açılmış olması, doğum evleri, çocuk politikalarının ilk adımları bunlar hep. Yine çocukların gerçekten
İşte o doğayla, o yani sevgisizlik, kimsesizlik, ebeveynin olmamasını aşma sürecini bir sevgi zinciri olarak aslında işte tavuk yetiştiriciliğinden sebze yetiştiriciliğine toprakla dokunarak aslında bütün bu doğanın iyileştirici gücünü kullandığını görüyoruz.